Evet, değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu dersimizde .NET 6'da gelen yenilikleri incelemeye devam ediyor olacağız. Dersin konusu olarak inceleyeceğimiz başlıklar ekranda görüldüğü üzere servis entegrasyonları, UI Configuration yapılanması ve bunun dışında .NET 6'da gelen Configuration Manager dediğimiz bir tür. Şimdi bunlar nedir? Kısaca bir özet geçmem gerekirse eğer, servis yapılanmasını hepiniz biliyorsunuz. Zaten klasik bir ASP.NET Core yapılanmasının arkadaşlar modüler yapılanma olduğunu biliyoruz. Haliyle her ne kadar .NET 6'da da olsak ASP.NET Core mekanizmasını inşa edeceğimizden dolayı sadece burada konfigürasyonu davranışı değişiyor. Ama mantık olarak gene .NET Core yapılanması olduğundan dolayı bir modülerlik söz konusu. Haliyle bizim kullanmış olduğumuz ekstra kütüphaneler olsun, kendi yazmış olduğumuz servisler olsun. Bunların her birinin konfigürasyonunu yapmakla mükellefiz. Yani bir başka deyişle servis entegrasyonunu yapmamız gerekiyor. Zaten bir uygulamada en çok haşır neşir olduğumuz konulardan birisi de servis entegrasyonu oluyor. Haliyle bunu inceleyeceğiz. Yani .NET 6'da gelen bu sadelik üzerinde servis entegrasyonları nasıl yapılabiliyor? Kısa bir şekilde sizlere bunu gösteriyor olacağım. Bunun dışında bir uygulamada en önemli yapılanmalardan birisi de konfigürasyonel değerlerdir. Şimdi sen bir uygulamanın içerisinde ya da yazmış olduğun bir programın kodun içerisinde konfigürasyonel değeri tutuyorsan yanlış yapıyorsundur. Biz bunlarla ilgili genel prensiplere dayanarak belirli yorumlarda bulunduk önceki derslerimizde. Haliyle arkadaşlar ASP.NET olsun, PHP olsun fark etmiyor. Herhangi bir web mimarisinin içerisinde konfigürasyonel değer tutulmaz. Hatta geçtim web mimarisini, herhangi bir yazılımın içerisinde konfigürasyonel değer tutulmaz. Dolayısıyla bu prensip gereği ASP.NET Core bizlere JSON formatında App Settings ya da bunun gibi işte Development App Settings, Production App Settings gibi dosyalar sunmaktadır. Bu dosyalarda biz konfigürasyonel değerlerimizi tutuyoruz. Haliyle bu değerleri hızlı bir şekilde yönetebilmek, bu değerleri hızlı bir şekilde elde edebilmemizi sağlayan özel bir türümüz var. Bu tür de iConfiguration türüydü. Zaten hasbelkader bir ASP.NET Core geliştiricisinin en çok kullandığı sınıflardan birisidir diyebiliriz. Keza .NET 6'da bu konfigürasyonel yapılanmaya nasıl erişebildiğimizi de inceliyor olacağız. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, konfigürasyon web uygulamalarında bir tek App Settings JSON üzerinden yapılmıyor tabii ki de. Yeri gelecek biz bu uygulamayı Docker'da ayağa kaldıracağız. Yeri gelecek hosting'e vereceğiz. Yeri gelecek işte bilmem nereye göndereceğiz. Her gönderdiğimiz, her verdiğimiz bu yapılanmalarda App Settings JSON'la dışarıya datalarımızı, dışarıya kritik konfigürasyonel değerlerimizi göndermek yerine örneğin environment variable gibi yapılanmalarımızı, değerlerimizi kullanacağız. Haliyle bunları da yönetebilmemizi sağlayan bir sınıftır iConfiguration. Onun için önemlidir. Burada nasıl yapıyoruz, buna nasıl erişebiliyoruz bunlardan bahsediyor olacağım. Ama bunun dışında hazır konfigürasyona temas etmişken .NET 6'da gelen Configuration Manager türünü inceleyeceğimizi söyledim. Bu da neden diye sorarsanız .NET 6'dan önceki sürümlerde arkadaşlar bir durumda belirli sorunlar yaşanıyordu. Şimdi siz durumun ne olduğunu, sorunun nasıl olduğunu birazdan göreceksiniz. İşte o durumlarda bu sorunu yaşamamak için, bahsedeceğim sorunu yaşamamak için güzel çözüm uygulayan, performanstan yemeyen, maliyetsiz olan bir sınıf üretilmiştir. Bu sınıfı da hazır konfigürasyon mevzubahisken sizlere göstermek istiyorum. Şimdi olur mu olur, haftaya servis yapılanmasından bahsederken arkadaşlar ihtiyaç olacaktır. Hazır burada gösterelim. İhtiyaç olursa da gözümüz kapalı kullanırız. Tamam mıyız? Bundan sonraki derslerimizde ise middleware yapılanmasından bahsedeceğim. Orada farklı grafikler üzerinden sizlere göstereceklerim var. Birkaç tane örnek yapılanma üzerinden konuşuruz. Onun dışında controller mini API yapılanmalarını inceleyeceğiz ama bu inceleme bir sonraki derste olacak. Yani bundan sonraki ders değil, ondan sonraki derste olacak. Ve en nihayetinde arkadaşlar .NET 6'da gelen HTTP 3 protokolü üzerinde de konuşacağız. Belki bakarsanız bizim sonradan oluşturacağımız servis yapılanmasında belki HTTP 3 üzerinden de istekler göndermeye çalışırız diyelim. Tamam. Bununla ilgili de yapacağımız çalışmada en azından HTTP 2, HTTP 3 ile ilgili ön bilgilerimizin olması gerekiyor. Bunlarla ilgili hasbelkader .NET 6'da neler var? Bunları da sizlere aktarıyor olacağım. Velhasıl kelam, şimdi konumuza gelirsek. Öncelikle servis entegrasyonlarından yani servis ekleme operasyonundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar .NET 6'dan önceye yani maziye gidersek biz servis ekleme operasyonlarını nerede yapıyorduk? Startup üzerinde
Configure Services içerisinde yapıyorduk. Burada iService Collection diye bir interface veriyordu bize ve bu interface üzerinden build'in gelen IOC container'a herhangi bir kullandığımız kütüphanenin ya da kendi yazmış olduğumuz servislerin instance'larını atıyorduk. Yani bu ne demek oluyordu? Servis entegrasyonu oluyordu. Dolayısıyla servis entegrasyonu uzun lafın kısası anında burada yapılıyordu. Şimdi .NET 6 diyor ki, ya kardeşim ben artık startup'ı kaldırdım, geçmiş olsun, bunu önceki derste konuştuk. Startup'ı kaldırdık, artık konfigürasyonlar nerede yapılacak? Program CS'de yapılacak. Haliyle program CS'de nerede servis entegrasyonu yapacağım? Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar, nerede iService Collection arayüzünü döndüren bir property var ya da metot var, onu bulacağız. Tamam mıyız? Şimdi bunu bulurken de bir mantık üzerinden gideceğiz. Bu mantık bildiğiniz gayet saf, böyle katıksız, düz mantık. Nasıl bir şey bu? Şimdi gelin ondan bahsedeyim. Şimdi bak, bir inşaat yapacaksın. Yapacağın inşaatı inşa etmeden önce senin neye ihtiyacın var? Neye ihtiyacın var? Önce malzemelere ihtiyacın var, değil mi? Yani yapacağın inşaatı ortaya çıkaracak yapılar neyse önce onları koyarsın. Ondan sonra inşaatı yaparsın. Şimdi ben bu uygulamayı inşa etmeden önce malzemelerimi ayarlamam gerekiyor, değil mi? Benim bu uygulamada malzemelerim ne? Çimento, kireç falan değil, değil mi arkadaşlar? Haliyle buradaki malzemelerimiz servislerimiz olacak. Haliyle servisleri işte builder, build edilmeden önce bir yerde ayarlamamız gerekiyor. Orası da burası arkadaşlar. Yani builder üzerinde, adı üzerinde, inşacı üzerinde, ki bunun gerçek türü neydi? Web application builder. Uygulamayı inşa edecek olan bu sınıf üzerinde biz uygulama inşa edildikten sonra kullanılacak servislerimizi vereceğiz. Haliyle uzun lafın kısası builder nokta dediğimizde bize bir services diye property verecek. Bu property, bakın dikkat ederseniz, nereye gidiyor? iService Collection'a. Demek ki biz bütün servis entegrasyonları nereden yapacakmışız? Ahanda buradan yapacakmışız. Tamam mıyız arkadaşlar? Örnek veriyorum, mesela ne ekleyelim? Şimdi buradaki kullandığın herhangi bir harici pakettir. Örnek veriyorum, bir Entity Framework kütüphanesidir. Entity Framework kütüphanelerinden ekledin, gittin NuGet'ten ekledin. Ekledikten sonra buradan çağıracaksın. Şimdi herhangi bir şey de aklıma gelmiyor ama bir önceki derste biz neyi kullanmıştık? Add Course demiştik, değil mi arkadaşlar? Course politikalarını uyguladığımız servisimiz. Haliyle ben course politikalarına dair bir çalışma yapacaksam bu servisi burada eklemem gerekiyor. Ya hocam, build edildikten sonra eklesem olur mu? Olmaz kardeşim. Tamam mıyız? Neden olmaz? Çünkü sen önce inşa malzemelerini ayarlayacaksın. Build ettikten sonra artık yeni bir inşa malzemesi, yeni bir servis ekleyemezsin. Var olanlara erişebilirsin. Birazdan onu göstereceğim. Tamam. Servis eklerken burada eklenmiş servislerden inşa, uygulama inşa edildikten sonra eklenmiş olanlarda herhangi birine erişeceksen burada. Yani bu build edildikten sonra. Tamam mıyız arkadaşlar? Uzun lafın kısası, artık sen şunu biliyorsun. Ben .NET 6 uygulamalarında startup kaldırıldıktan sonra servis entegrasyonlarının nereden yapılacağını biliyorum. 2 saat gidip de Google'da, Stack Overflow'da, orada burada anında şunu arama. Tamam, anında buradan yapılıyor. Bitti. Bunda tamamız, hemfikiriz, mutabıkız. Devam ediyorum arkadaşlar. Peki hocam, şimdi ben bu şekilde uygulamaya servislerimi ekledim. Şimdi düşünün, burada onlarca servisimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Onlarca ekledik. Eklediğimiz servislerden sonra build işlemini yaptığımda ne oluyor? Artık bu malzemelerden bir uygulama inşa ediliyor. Artık şu saatten sonra da arkadaşlar, eğer ki ben program CS içerisinde herhangi bir servise, servis instance'ına ihtiyaç duyarsam onu da burada elde edeceğim. Ne üzerinden elde edeceğim? Artık inşa edilmiş web application üzerinden, yani app referansı üzerinden elde edeceğim. Tamam mıyız? Örneğin şöyle gelelim. Mesela app diyorum nokta. İşte add course ile ilgili bana ne lazımsa onu elde edeceksem ya da burada eklenen servislerden ne lazımsa onu elde edeceksem services dedikten sonra bakın bu bana ne dönüyor? iService provider. Builder'da neydi arkadaşlar? iService collection. İnşa ettik, build ettikten sonra ne oldu? iService provider. Niye provider oldu? Çünkü artık inşa edilen bu yapılanmadaki bütün instance'lar IOC container'a gönderildi. Artık ihtiyacım varsa IOC container'dan nesne alacak vaziyette inşa edildi. İşte o provider, yani IOC container'ın ta kendisi. Bana geri döndürülüyor. Diyor ki senin bir referansa, düzeltiyorum, bir nesneye ihtiyacın varsa onu da buradan get fonksiyonlarıyla artık hangisini seviyorsan çekebilirsin diyor.
Tamam mıyız arkadaşlar? Örnek veriyorum burada da. Ha mesela ne var? HTTP Context Accessor. He güzel. Bu nesneyi nerede kullanıyorduk? Hani bilenler bilir, herkes bilmeyebilir arkadaşlar. Bu nesne sınıfların içerisinde HTTP konteksti bizlere sağlıyor. Yani ben herhangi bir class'ın, herhangi bir servis, BLL mantığında çalışan sınıfın içerisinde request'ten gelen kontekste erişmek istiyorsam IHTTP Context Accessor'ı Dependency Injection'la talep ederim. Bu nesne bana ilgili konteksti getirecektir. HTTP konteksti getirecektir. Tabii benim bu nesneye erişebilmem için arkadaşlar öncelikle @HTTP Context Accessor servisini şurada daha demin anlattığım olması gereken yerde uygulamaya entegre etmem gerekmektedir. Tamam mıyız? Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam tamam build edildikten sonra ben servisleri yani build edilmeden önce builder üzerinden eklemiş olduğum iService Collection'a eklemiş olduğum servisleri şu şekilde kullanabiliyorum. Ve ben bunu burada kullanmayacağım ki hani ihtiyaç olursa tamam bu şekilde kullanılır. Controller'da nasıl kullanacağız? Arkadaşlar controller'ı zaten biliyorsunuz. Controller'da .NET 6'da herhangi bir değişiklik olmadı ki. Yani burada controller'da dependency injection'ı nasıl kullanman gerektiğini benim sana anlatmama gerek yok. Ne biliyorsan o. Tamam mıyız? Ha birkaç video sonra mini API'lardan bahsedeceğim. Mini API yapılanması şunun olduğunu göreceksin. Yani bu bir API, bu bir istek alabilen endpoint. Bu endpoint'te nasıl kullanılacağını göstereceğim sizlere. O ayrı bir konu. Tamam mıyız arkadaşlar? Yani bunlarda arkadaşlar dependency injection'ın davranışı biraz daha farklı. Oradayken konuşacağız. Zamanı geldi mi? Ben biliyorsunuz çok fazla konuları dağıtmayı seven birisi değilim. Ama velakin sen çok merak ediyorsan buradan eklediğine controller üzerinden erişmek istiyorsan yapman gereken buradan gelip bak bildiklerini kullanacaksın. Şimdi hoca göstermedi diye genel prensipleri unutup da ulan ne yapıyorduk falan demene gerek yok. Eğer controller ekleyeceksen geleceksin. Şöyle controller servisini buradan ekleyeceksin. Nihayetinde önceki sürümlerde de bunu yapıyorduk. Eğer view falan kullanacaksan bu servisi ekleyeceksin. Ona göre ilgili dosyaları oluşturup ilgili yapılanmayı kurduktan sonra bildiğin dependency injection yani constructor üzerinden gelen dependency injection'ı kullanarak rahat bir şekilde bu nesneleri elde edebilirsin. Velhasıl kelam .NET 6'da biz servis entegrasyonlarını anında bu şekilde elde edebiliyoruz. Ola ki program CSS'de ihtiyacımız olur. Bu şekilde entegre edilen uygulamada dependency injection container'ına gönderilen instance'lardan elde edilebilmektedir. Evet, servis ekleme bu şekilde. Bu kadar basit. Tamam mıyız? Yani şöyle ikisinin arasındaki farka bakarsak eğer arkadaşlar. Yani burada sanki bir düzen var gibi. Şurada da birbirine girmişler gibi. Olsun, ziyanı yok. Buna alışacağız. İstiyorsanız siz buradaki yapılanmayı extension fonksiyonlarla farklı bir şekle şemale de büründürebilirsiniz falan filan. Şimdi konuyu dediğim gibi çok fazla dağıtmak istemiyorum. Şimdi bu konu bitti. Şöyle yıldızlarımızı gene koyayım başa. Sırada ne var? iConfiguration. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir web uygulamasında olmazsa olmaz yapılanma neydi? Konfigürasyon yapılanmaları. Haliyle biz konfigürasyonel değerlerimizi ASP.NET Core uygulamasında yeri geliyor AppSettings.json dosyasından ya da türevlerinden. Bu türevleri ne olabilir? Hangi environment'daysanız o environment'a göre tetiklenen JSON dosyalarımız var. İşte burada görüldüğü üzere appsettings.devnotebook.json gibi ya da production gibi ya da staging gibi ya da vardır senin Ahmet diye bir tane ortamın işte appsettings.ahmet.json gibi. Velhasıl kelam bunlar bizim konfigürasyonel dosyalarımız. Bir de environment variable'larımız var. Bu tarz konfigürasyonel değerleri yönetmemizi sağlayan iConfiguration yapısını nasıl kullanabiliyoruz? .NET 6'da şimdi gelin bunu inceleyelim. Tabii öncelikle .NET 6 önceki sürümlere gidersek konfigürasyonel yapılanma için startup içerisinde şöyle bir property tanımlıyorduk. Buradaki property'nin türü iConfiguration olması yeterli oluyordu. Direkt buraya zaten ilgili nesne bağlanıp burada da kullanılabilir hale geliyordu arkadaşlar. Kolay bir kullanımdı ama .NET 6'da daha kolay hale getirilmiş. Şimdi gelin ne yapılmış inceleyelim. Eğer ki ben .NET 6 üzerinde bir konfigürasyonel değer çekeceksem, örnek veriyorum hemen şöyle appsettings.json'a geldim. Diyelim ki burada hemen şöyle kendi değerlerimizi oluşturalım. Ne diyelim arkadaşlar? Conf diyeyim buna. Çok da anlamlı bir şey aklıma gelmedi. A'nın B değeri olsun. Tamam mıyız? A'nın B diye bir değeri olsun şurada. Ya da direkt conf'un string bir değeri de olabilirdi. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Conf'un altındaki A'nın altındaki A nesnesinin değeri nedir?
Konfun altındaki A'nın değeri nedir gibisinden. Konf isimli konfigürasyonun altındaki A konfigürasyonunun değeri nedir diye bir sorgulama yapmamız gerekti diyelim. Şimdi bunu nerede yapacağız? Hemen şöyle geldim. Şimdi yapman gereken şu. Bak. Gene Builder sınıfına gidiyorsun. Şöyle bir bak. Builder sınıfına baktığın zaman bak burada Configuration zaten ha deyince geliyor. Yapay zeka zaten seçiyor. Diyor ki kardeşim diyor. Muhtemelen sen bunları arıyorsun. Bunları arıyorsun. Haliyle Configuration burada. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam bu iConfiguration değil. Arkadaşlar Configuration ne dönüyor bana? Configuration Manager dönüyor. Dikkat ederseniz eğer birazdan inceleyeceğimiz Configuration Manager türünden bir nesne dönmektedir. Yani bu direkt bana iConfiguration vermiyor. Bunun üzerinden ben iConfiguration'ı elde edeceğim. Peki nasıl elde edeceğim? Şimdi bak Configuration dedim. Benim burada herhangi bir noktada konfigürasyonel bir nesne ihtiyacım var değil mi? Bu nesneyi kullan, yani diyelim ki mesela arkadaşlar burada herhangi bir servisimizde setlik bir değer vereceğim. Biraz önce girmiş olduğumuz konfigürasyon değerini vereceğim. Burada yapmanız gereken olay şu. Bak buradaki Configuration Manager nesnesinin indexer'ı var arkadaşlar. Bu indexer'a direkt istediğiniz değer her neyse bildiğiniz format üzerinden verebilirsiniz. Conf diyorum, A diyorum. Bak bu formatı zaten bildiğini bildiğim için çok fazla uzatmıyorum. Şimdi bu bana ne verecek? İlgili konfigürasyonun içerisinde conf isminde değere sahip olan konfigürasyonun içindeki objeden A'nın karşılığını bana getir demiş olduk. Tamam mıyız? Artık bizim iConfiguration'ın karşılığı burada neymiş? Configuration Manager'mış. E peki hocam madem öyle sen niye buraya iConfiguration yazdın? Arkadaşlar iConfiguration yok demedim ki. Sadece var da şimdilik burada bunu nasıl elde edebildiğimizi gösterdim size. iConfiguration'ın nerede olduğunu göstereceğim. Bak dikkat edersen daha ben sana Configuration Manager'ın da ne olduğunu bahsetmedim. Bunun ne olduğunu salt bir şekilde birazdan inceleyeceğiz. Sen bil ki servislerin içerisinde sağda solda herhangi bir yerde konfigürasyonel değerleri çekmen gerekiyorsa direkt şu şekilde yapılanmayı kullanabilirsin. Bak uygulamayı direkt debug'sız ayağa kaldıralım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bir kendine gelsin. Ekrana yani daha doğrusu konsola ilgili konfigürasyonel değeri doğru yazdıysa eğer çıktısını verecektir. Yani uzun lafın kısası bak geldi gördün mü? B değerini ekrana yani konsola yazdırmış bulunmakta. Şimdi arkadaşlar burada görüldüğü üzere biz konfigürasyon değerlerine erişmek istiyorsak direkt şu formatı kullanabiliriz. Bu format bize Configuration Manager verecektir. Peki iConfiguration Manager'a nereden erişebilirim? Ona da app üzerinden erişebilirim. Eğer ki middleware'ler üzerinde konfigürasyonel operasyon yapacaksanız burada da Configuration'ımız var. Bu da arkadaşlar indexer barındırmakta. Bu indexer üzerinden istediğiniz değerleri girip operasyonlarınıza devam edebilirsiniz. Ya da bildiğiniz getSection fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Gerisini bildiğinizden dolayı arkadaşlar çok fazla uzatmıyorum. Tamam. Şimdi servislerde hatta bunu yazalım. Bak bunu yazıyorum. Servis şöyle diyelim. Servis entegrasyonları sürecinde herhangi bir konfigürasyonel değere ihtiyacımız varsa şimdi bu nereden gelebilir? fsettings.json'dan gelebilir. Efendime söyleyeyim environment variable'lardan gelebilir. Vesaire vesaire. Tamam. Buralardan gelebilecek herhangi bir konfigürasyonel değere ihtiyacımız varsa bu değeri bizlere getiren türdür. Tamam. Neredeymiş? Servis entegrasyonları sürecindeymiş. Yani daha buradayken servislerin içlerine herhangi bir konfigürasyon değer vereceksek aha da bunun üzerinden ilgili yapılanmayı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu bize ne dönüyormuş? Şuraya da nokta nokta diyelim. Configuration Manager dönüyormuş. Bu ise arkadaşlar middleware'ler üzerinde konfigürasyonel değerlere erişim ihtiyacı varsa kullanılır diyelim. Ya hocam bunun dışında biz bunu kullanabilir miyiz middleware'lerin üzerinde? Kullanabilirsiniz. O da bir tercih meselesi. Ama tabii biz middleware'lerin üzerinde yani app'ten sonraki aşamada direkt app'in üzerindeki iConfiguration'ı kullanmamız, daha doğrusu app'in üzerindeki configuration properties üzerinden iConfiguration'ı kullanmamız daha doğru olacaktır. Tamam. Bunu da şuraya vermiş olalım. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar .NET 6'da konfigürasyonlara nereden erişeceğini artık biliyorsun. Haliyle bu da cepte. Tamam mıyız? Bununla ilgili de bir arama tarama yapmana gerek yok.
Şimdi dersin sonuna doğru Configuration Manager'ın ne olduğundan da bahsedip o şekilde sonlandırma yapalım. Arkadaşlar Configuration Manager .NET 6'da, hatta bunu şöyle yazarak başlayalım. .NET 6'da gelen yeni bir türdür diyelim, yeni bir sınıftır. Ve .NET 6'dan önceki bir sorunu performanslı bir şekilde çözmemizi sağlar. Tamam mıyız? Şimdi soracaksınız. Hocam .NET 6'dan önceki sorun neydi diye. Şimdi arkadaşlar .NET 6'dan önceki sorun şuydu. Şimdi biliyorsunuz ki iConfiguration konfigürasyonel olarak okuyacağı dosyayı isminden bilmektedir. Şimdi burada fsettings yazdığından ya da şu formatta yazan herhangi bir JSON dosyası varsa configuration, iConfiguration interface üzerinden o dosya okunmakta. Peki benim burada herhangi bir başka JSON dosyam olsaydı, başka bir isimde JSON dosyam olsaydı ve ben o JSON dosyasını uygulamada kullanmak zorunda kalsaydım. Bunun için .NET 5'ten önceki, .NET 6'dan önceki sürümlerde çok farklı operasyon yapıyorduk ve bu operasyon gerçekten yorucu ve maliyetliydi. .NET 6'da bu operasyonu özel Configuration Manager sınıfı oluşturulmuştur arkadaşlar. Bu sınıf sayesinde şimdi göstereceğim, ikisini de mukayese ederek göstereceğim sizlere. Gayet pratik ve dinamik bir şekilde harici konfigürasyon dosyalarını uygulamaya entegre edebiliyoruz. Şimdi gelin bunu şöyle örneklendirelim. Ben .NET 5'e gidiyorum. .NET 5'te bir tane konfigürasyon oluşturacağım. Ardından bu konfigürasyonu uygulamaya entegre etmeye çalışacağım. Hemen şöyle geldim. Hatta bunu şöyle yapalım. Hiç uzatmayayım ben 2 saat oradan oluşturmaktansa. Appsettings JSON arkadaşlar kopyalıyorum. Ve buna böyle absürt bir isim vereceğim. Diyeceğim ki örneğin Ahmet.json da olabilir. Tamam absürt dedik ama çok da saçma olmasın. Ne diyelim arkadaşlar? Mesela conf diyelim ya. Şöyle conf diyelim. Tamam. Ve bu conf JSON'ın içerisinde örneğin A diye bir tane alanımız olsun. Bunun da değeri B olsun. Biraz önce olduğu gibi. Şimdi ben conf'un içerisindeki A alanı, hatta buna A demeyelim. Key diyelim. Key'in karşılığına value yazalım arkadaşlar. Key'in karşındaki value'yu bir yerde kullanmak istiyorum. Bir yerden erişmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım diye sorarsanız eğer, bunu yapabilmek için baya baya takla atmamız gerekiyor arkadaşlar. Olayı şöyle çözümleyeceğiz. Şimdi örneğin nerede kullanmak istiyoruz? Şurada kullanmak istediğimizi varsayalım arkadaşlar. Örneğin ben uygulama ayağa kaldırıldıktan sonra şurada conf.json içerisindeki değerime erişmek istiyorum. Şimdi bu herhangi bir yerde de olabilir. Herhangi bir controller'da olabilir, serviste olabilir, bir BLL sınıfında olabilir. Ya aklına gelen her yerde olabilir, tamam mı? İhtiyacım var ve senin buradaki konfigürasyonu şurada okuman gerekiyor. Şimdi bu işlemi yapabilmek için biz .NET 6'dan önce Configuration Builder diye bir tane sınıfımız vardı. Bunu kullanıyorduk. Hemen şöyle bir tane bundan nesne oluşturuyorum. Şimdi bakın arkadaşlar Configuration Builder üzerinde hemen addJSON diye bir fonksiyonum var. Bu addJSON fonksiyonu sayesinde geliyorum. İlgili dosyamın adını veriyorum. Bu dosyanın adını verdikten sonra ardından arkadaşlar Configuration Builder'ı artık build etmem gerekiyor. Build ettikten sonra elde edilen iConfiguration root üzerinden burada konfigürasyona erişebileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. Bu operasyon neticesinde artık indexer üzerinden neye erişmek istiyorsam onun değerini yazıp sonucu bekliyoruz. Hemen şöyle gelelim. Var diyelim, sonuç diyelim. Tamam. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yaptık. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz eğer harici bir JSON dosyasını ya da mevcut olan appsettings JSON dosyasını olup olmadık bir yerde okumam gerekiyorsa, yani bir controller'da farklı bir dille, farklı bir operasyonla okumam gerekiyorsa, bunu entegre ederek okumam gerekiyorsa, yapmam gereken Configuration Builder isminde bir nesne oluşturmam. Şimdi bu nesne addJSONFile metodu ile ilgili dosyayı hedef olarak gösterebilmekteyiz bu nesne üzerinden. Şimdi yapmamız gereken artık hangi dosyayı in-memory'e, belleğe alacağını bildirdikten sonra bunu build etmemiz gerekiyor. Build ettikten sonra ilgili dosya okunuyor, belleğe alınıyor. İşte bu bellekte konfigürasyonları okumamızı sağlayacak olan türümüz ise iConfiguration root.
Bu I configuration root'u elde ettikten sonra arkadaşlar ben ilgili değerleri in memory'den bu şekilde okuyabilmekteyim. Şimdi burada işin ilginç yanı şu. Biz .NET 6'dan önce birden fazla konfigürasyonu bu şekilde yapıyorduk yapmasını ama dikkat ederseniz her seferine build ediyorduk. E şimdi bunu build et, öbürünü build et. Bundan sonra işte startup'a geldim. Bak, startup'a gelmeden önce hatta şurada göstereyim. E şimdi bu build'un bir maliyeti var. Burada bir inşa süreci var. Bu inşaat maliyetli bir süreç. Nihayetinde bizim AppSettings.json'da esasında arka planda yani bu host ayağa kalkarken create default builder üzerinde arkada bunun GitHub'dan kodlarına da bakabilirsiniz. Build ediliyor. E bunun dışında benim harici JSON dosyalarım da build ediliyor. E bunun sonu yok arkadaşlar. Böyle böyle build ederek maliyetli süreçlere sebebiyet verebilmekteyiz. Haliyle .NET 6'da bu şekilde build maliyetini ortadan kaldırarak hızlı bir şekilde harici konfigürasyon yapılanmalarına odaklanmamızı sağlayan bir tür geldi dedik. Buna da Configuration Manager diyoruz. Peki ne amaçla nasıl kullanıyoruz bunu? Şimdi sorunu anladınız arkadaşlar. Haliyle Configuration Manager bu sorunu maliyetsiz bir şekilde ortadan kaldırmıştır arkadaşlar. Yani ben harici bir JSON dosyasını okurken tekrardan bir build işlemine tabi tutmama gerek kalmıyor. Direkt okuyor ve bana veriyor. Dolayısıyla zaten sistemin kökünde yapılan bir build işlemi tekrar tekrar mükerrer bir şekilde gerçekleştirilmiyor arkadaşlar. Bu da bize performans açısından yansıyacaktır diyelim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu hemen şurada bir yerde göstermek istiyorum arkadaşlar. Biraz önce oluşturmuş olduğum konfu buradan alıyorum. Konfu aldım. Hemen şöyle geldim. Buraya yapıştırdım. Şimdi bizim derdimiz ne? Conf.json'daki anında şuradaki değeri okumak. Ha, dikkat ederseniz arkadaşlar burada AB olarak geldi. Demek ki biz orada kaydetmemişiz. Kaydedip kopyalasaydık düzgün gelecekti. Neyse AB olarak okuyalım. Çok önemli değil. Şimdi yapmam gereken işlem şu. Ben burada Builder Configuration'ın okumuş olduğu AppSettings.json'ın dışında başka bir konfigürasyonu sisteme tanıtmak istiyorsam yapmam gereken hemen şöyle geldim. Bir tane yazamadım bir saniye. Şöyle geliyorum. Allah Allah niye yazamıyorum? Evet. Configuration Manager nesnesi oluşturuyorum arkadaşlar. Bu nesneyi oluşturduktan sonra tek yapmam gereken ilgili nesneye bu niye bu kadar uzun isim verdi ya? Şöyle cm diyelim. Hemen geldim. cm nokta deyip @json'la ilgili konfigürasyon dosyasının adresini belirtmek kalıyor. Şimdi şu işlemi yapmam yeterlidir arkadaşlar. Bu işlemden sonra artık cm üzerinden ben direkt ilgili değeri okuyabiliyorum. Bakın build falan yok. Tamam. Haliyle yarın servis entegrasyonunda ya da başka bir yerde .NET 6'yı kullanırken farklı bir konfigürasyon dosyasını olur mu olur arkadaşlar. Uygulamaya entegre etmeye çalışacağız. Çalışabiliriz. Bu durumda kullanacağımız nesnemiz Configuration Manager olacaktır. Tamam mıyız? Burada şöyle hemen gösterirsek A değerini çağırdığımda ekrana A'nın karşılığı büyük B'yi yazdırdığını göreceksiniz. Bunu da çalıştıralım. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım arkadaşlar. Evet ikisinin arasındaki fark bu. Yani adamlar demişler ki bir yandan ilgili uygulama ayağa kaldırılırken ben burada tekrar edeyim. Adamlar demişler ki hızlı bir şekilde bu dosyaların entegrasyonunu sağlayan Configuration Manager'ı kullanmanızı tavsiye ediyoruz demişler arkadaşlar. Ben onların yalancısıyım. Şimdi şöyle bir bakalım. Görüldüğü üzere B değeri gene gelmiş bulunmakta. Haliyle bunu da şurada yazdığını bilmenizi isterim. Tamam. Evet. Ben yani olayı daha net anlayabilmeniz için sanırım uzatıyorum belki. Bununla ilgili söyleyen arkadaşlar da oluyor. Yani burada maksat arkadaşlar konuyu uzatmak değil aslında. Ballandıra ballandıra olabilecek tüm sorunlara temas ede ede sizlere sade bir sunum yapmak. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar harici kütüphanelerden nasıl entegrasyon yapıldığını örneklendirerek başlayacağız ve ardından middleware yapılanmasını sizlere tanıtıyor olacağım. Zaten biliyorsunuz middleware'in ne olduğunu. Ama velakin .NET 6'da nasıl bir davranış sergileniyor onları sizlere göstereceğim. Ondan sonra mini API'ler diyerek devam edeceğiz ve en sonunda HTTP 3'ü inceliyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.